Arkadaşlar selamlar merhabalar Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Malum sınav videolarını paylaştık arkadaşlar. Birazcık AYT'yi ihmal etmiştik ama ben de videoların izlenmesinin artması adına böyle kısa kısa AYT soru çözümleri paylaşacağım arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hızla alakalı geçenlerde soru çözümümüzü atmıştık. Eminim ki izlediniz, öğrendiniz. Ben biliyorum herkes böyle full çekecek kıvama Geldi inşallah. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi kimyasal tepkimelerde denge kısmı ile alakalı sizlere böyle güzel sorular çözeceğim. Kolayı da var, zoru da var ama işin mantığını her zaman söylediğim gibi mantığını kapmaya çalışan arkadaşlar. Niye böyle yapıyoruz? Denge tepkimesi ne? Hani ben zaten bunları oynatma listesine koyacağım. Bak hemen şurada bakın boş yer var mı? Hani şurası mı? Aynen bak. Tam şu kısma koyuyorum arkadaşlar. Buradaki denge konu anlatımlarını izleyin. Ondan sonra hani eğer soruları anlamakta sıkıntı çekiyorsanız ondan sonra gelin soruları çözün. Her türlü halledersiniz. Kendinize inanın tamam mı? Hadi gelin bakalım soru çözümümüze başlayalım. Kısa videolar olacak arkadaşlar. 10 dakikayı geçmemesi için hatta şuradan kontrol edeyim. Dikkat edeceğim. Ben de malum çenem açıldı mı? Açılır. Şimdi hemen başlayalım. Oda koşullarına hazırlanan bir tepkime diyor. Saf su buhar ile dengelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi ben burada olanın şu olduğunu biliyorum demem. Buradaki sıvı eğer buharı varsa bir sıvı varsa buharı vardır. Sıvılar her derecede buharlaşır. Kap kapalı olduğu zaman buradaki sıvı buhara. Buhar da sıvıya dönüşür. Ve burada fiziksel bir denge olayı vardır arkadaşlar. Yani su denge tepkimesi H2O ne dedik arkadaşlar? Hatta burada sıvı ne yaptı? Gaza dönüştü yani. Bir yandan sıvı gaza dönüştü. Bir yandan da gaz sıvıya dönüştü. Bak sıvının gaza dönüşüm hızıyla gazın sıvıya dönüşüm hızı aynıdır arkadaşlar. Eşittir. Yani denge olması için bi eşittir VG olması lazım. Okuyalım. Fiziksel bir dengedir diyor. Denge kimyasal ve fiziksel olabilir. Burada sıvının buhara dönüşmesi fiziksel bir olay olduğu için tabii ki de fiziksel bir dengedir. Heterojen bir dengedir diyor. Evet giren maddeler farklı fiziksel halde ise heterojen bir dengedir dedik arkadaşlar. Bu da doğru olmuş olacaktır. Buharlaşma hızı yoğunlaşma hızına eşittir. Bak girenlerin bak burası giren burası ürün. Girenlerin ürünlere dönüşme ile ürünlerin girenlere dönüşme hızı eşittir dengeledik. V Vİ eşit VG. Dolayısıyla doğrudur arkadaşlar. Buharlaşma olayı durmuştur diyor. Bak denge dinamiktir. Sen şimdi bakarsın suya durmuş gibi görürsün ama orada her şey aslında devam eder arkadaşlar. O zaman bu yanlış dedik. Birim hacimdeki su buharı molekülü sayısı değişmez. Tabii ki de değişmez. Birim hacme düşen oradaki yoğunluk yani buradaki gaz yoğunluğu değişmez. Çünkü sabit bir hızda ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki dönüşüm devam ediyor. Bu da doğru olacak. Hadi gelin bakalım diğer sorumuza geçelim. Şimdi yine denge ile alakalı bir hesaplama sorusu. Bak bunlarla alakalı sorular çözdüm konu anlatımlarında ama böyle soru çözümlerine bakın. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım burada diyor ki 2 litrelik kap. Sabit hacimli bir kap. Burada 4 mol N2 10 mol H2 gazlarından ben tepkimeyi başlatıyorum. Şimdi tepkime başlıyorsa o zaman başlangıç değişim sonuç yazacağım. Yani hemen şuraya yazalım. N2 gazı neymiş? 3 tane H2 gazıyla burada bir denge tepkimesi varmış. 2 tane NH3 dedik arkadaşlar. Bu da gaz hal demiş. Ne dedik? Başlangıç değişim denge anı. BDD diyorum ben arkadaşlar. Tabi her hoca buna farklı isimler koyar. Maksat burada başlangıçta ne var? Son durumda elimde ne var demek. Bak şimdi başlarken 4 mol N2 ve 10 mol H2 varmış. Hemen yazdım. 4 mol N2, 10 mol H2 dedim. Şimdi okuyalım. Diyor ki bana sistem dengeye ulaştığında kapta 4 mol N3 gazı bulunduğuna göre tepkimenin denge sabiti Kc kaçtır? Bak denge anı son durum. Yani burada 4 mol varmış arkadaşlar N3'ten. Bak burada ne yapacağım biliyorum Bak çok dikkatli dinle. Çok dikkatli dinle. Şimdi o zaman buraya 4 mol gelmiş değil mi? Bak tepkime katsayıları sayıları benim mol oranlarım. Bak 1 var burada. 3, 2. 1, 3, 2 oranı var burada. E o zaman ne diyeceğim ben? Bak mesela 1 harcanmış 2 gelmişse 4 gelmesi için buradan 2 harcanması lazım. Tepkime katsayıları oranı. Yani böyle olmuş denge olurken. Şimdi o zaman bak 1'e 3 girdilerse 2'ye de 6 mol girmiştir arkadaşlar. Bak dengede madde bitmez. Çünkü buradaki ileri hız geri hıza eşit olduğunda bütün giren ve ürünlerdeki bütün maddeler denge anında vardır yani. Tamam mı? Bak tam verimli olmamış. 4 mol dedik arkadaşlar. Şimdi ben molar derişim yazarım denge bağıntısına. N bölü V. Yani bunları ne yapacağım ben? Molar derişimlerini yani bunu 2 litreye böleceğim. Bak bunu 2 litreye böleceğim. Bunu 2 litreye böleceğim. Yani burası 1 molar gelecek. Burası 2 molar gelecek. Burası da ne gelecek arkadaşlar? Yine 2 molar gelecek. Şimdi denge bağıntım KC. Hız bağıntısından türetiyorduk. Konu anlatımlarını izlerseniz arkadaşlar. Ürünler böyle girenler diyoruz. Kas sayıları üstte yazıyoruz. Ama bir tek gaz ve çözeltileri yani gaz olanları ve suda diye yazanları yazıyoruz. Hatta suda yerine bazen aqua diye de yazar. Ben böyle yazarım notlarda. O zaman ürünler dedik NH3. Bunun karesi molar derişim. Bak köşeli parantez molar derişim demek tamam mı? O zaman N2 dedik arkadaşlar. Çarpı H2'nin kübü dedik. O zaman Kc'yi arıyoruz biz. Bak 2 molarmış. 2'nin karesi bölü 1 çarpı 2'nin kübü. 1 çarpı 2'nin kübü dedik. Buradan da ne gelir arkadaşlar? Buradaki 2 ile buradaki 3 yukarı gider. Yani burada 4 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 2'nin karesi hatta şöyle diyelim 4. 2'nin kübü 8. E o zaman 1 bölü 2 mi geliyor arkadaşlar? B seçeneğim doğru seçenek demiş. Oldum hadi gel bakalım diğer sorumuza Geçelim. Mantığı umarım anladınız. Bak hep benzer şeyleri yapacağız arkadaşlar. Diyor ki tepkimesinde 25 santigrat derecede denge derişimleri Hani bu, buymuş yani. N2O4 0,1 molar. NO2 0,2 molar. Olduğuna göre tepkimde aynı sıcaktaki denge sabiti Kc sayısal değerini soruyor. Gayet basit. Bak gazları denge bağıntısına yazarız. E o zaman ne diyorum? Bak Kc eşittir NO2'nin karesi bölü N2O4 yazıyoruz arkadaşlar. Bunların zaten molar derişimlerini vermiş. O zaman 0,2'nin karesi 0,2'nin karesi bölü arkadaşlar 0,1 mi yazıyoruz? 0,1 dedik. Yani şöyle diyelim 0,2 çarpı 0,2 bölü 0,1 dersek Buradan ne gelir? 2 gelir. 2 ile de 0.2'yi çarparsak 0.4 olarak Kc'yi buluruz. Hadi gelin bakalım arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Böyle atıştırmalık tekrar yapabileceğiniz sorular burada amacım. Tam daha kısa böyle izlensin abone sayımız artsın artık. Birazcık aboneye çalışmamız lazım çünkü yeni sezona bomba gibi giriyoruz. Güzel fikirlerimiz var arkadaşlar. Şimdi bakalım bunu çözdük ya bu soruyu değil mi? 4 molu bu çözdüğümüz soru. Geçtim. Gibi bir yanlışlık olabiliyor arada. Şimdi yine 5. sorumuza bakalım. Diyor ki tepkime sabit bir kapta 4 mol N2O4 gazı ile başlıyor diyor. Bak başlıyorsa ne diyordum ben? Bir tepkimeyi yazayım. N2O4 ki bunu güzel yazmak istiyorum. Şöyle. N2O4 bu gazmış. Denge tepkimesi İki tane NO2 gazı dedim arkadaşlar. Ne diyoruz? Başlangıç. Değişim denge anı diyoruz. Başlatılıyor diyorsa bir kere şuraya bir 4 mol'ü koydum. 4 mol ile başlıyorum birader. Sonra sistem denge geldiğinde kapta toplam 5 mol gaz. Bak toplam gazı gazı varmış bana. O zaman toplam basıncının 10 atm olduğunu veriyor. Bak ben ne biliyorum? en toplamı biliyorum. en toplam 5 atm iken o zaman P toplam neymiş? Bunu bir not alalım. 10 P, en toplam mol yav 5 molken atm ne hocam? Evet burada mol yazdık. O zaman p toplam 10 atm dedim. Bak şimdi çok dikkatli izle benim. Buna göre kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti kp'yi soruyor. Bir kere kp deyince ben ne yazıyordum? Kısmi basınçları. Bunlar gazsa bir tek gazlarda ne diyorduk? PNO2'nin karesi bölü PN2O4 çarpı hatta burada başka bir şey yok. P2O PN2O4 diazot tetraoksit Kısmi basınçları yazacağım ama. Denge anındaki kısmi basınçları bulmalıyım. Tamam mı? Kısmi basınçları nasıl bulacağız hocam? Şimdi ben böyle başladım ya. Bu sistem dengeye geleceği zaman ben bu 4 molün ne kadar ayrışacağını biliyor muyum? Bak tek taraflı denge olsaydı, tek taraflı bir tepkime olsaydı o zaman tamam harcanırdı. Ama ben ne kadar harcanacağını bilmiyorum. O zaman bilmediğimi x diyorum. x giderse yani böyle olduğuna dengeye geliyor. İleriz geriz eşit oluyor. O zaman x giderse buradan ne gelir? 2x gelir. O zaman denge anında 4-x, bak dikkat et mol buradan, 2x mol buradan olur. Ya kardeş toplam bana ne dedi? 5 mol dedi. E o zaman 4-x artı 2x eşittir 5'se diyorum arkadaşlar. Buradan x gelir, x de buradan 4'ü de karşıya attığımızda 1 olarak bulunur değil mi? Yaz yerine biri 1, o zaman ne olur? 1 yazdığında 2 mol ne varmış? Bak hemen yazıyorum. N2, NO2'den 2 mol varmış. X yerine 1 yazdım 4 eksi 1'den de buraya 1 yazarsam. N2O4'ten de ne kadar varmış? N2O4'ten de benim elimde arkadaşlar 4 eksi 1'den 3 mol varmış. Şimdi bak gazları hatırla. PV eşittir NRT'den söyleyeyim. Bak şimdi sabit hacimli kapta olur denge sabit. Denge tepkimeleri. Bak hacim sabit sıcaklık değişmez sıcaklığın sabit olması lazım R sabit. N'lerle P'ler doğru orantılı. Dalton kısmi basınçlar oranı diyoruz arkadaşlar. Bak bak şimdi. Toplam mol sayısının toplam basınca göre baktığımda değil mi? Toplam basınç çarpı 2 dedik yani. Buradaki oranla kısmi basınçlar doğru orantılıdır. Yani 5 mol toplam gaz 10 atm ise 2 mol ne olacak arkadaşlar? pno 2 o zaman 4 atm olacak. O zaman PN2 O4 ne olacak? PN2O4 bu da 2 katı olacak. Bak 3'ün 2 katı 6 ATM dediğim. Şimdi yerine yazacağım. KP'de kısmi basınçları yazardık. O zaman P, -N O, 2 dediğimde 4'ün karesi bölü N2O4'te 6'dır arkadaşlar. Buradan 4'ün karesi 16 bölü 6 yani buradan da 8 bölü 3 gelir. Doğru seçeneğim C seçeneği dedim. Güzel bir soruydu değil mi? Gel bakalım. 5 soru için yeterli. Zaten bir 10 dakika olmuş. Bir soru daha çözeriz ya. Şimdi baktık. Diyor ki bana 6. soruda. Tepkimesinin denge sabiti Kc 10 olduğuna göre aynı sıcakta tepkimesinin denge sabiti Kc değeri nedir? Arkadaşlar Hess yasasının burada denge tepkimesine uygulanması olayı bu tamam mı? Yani şöyle dikkat et bak. Şimdi karbondioksit burada nerede? Ürünlerde. Biz bunu ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Delta H olsaydı artı eksi yapardım ama Kc'yi ne yapıyordum? Çarpmaya göre ters çeviriyordum. Yani buradaki Kc 10 sa ters çevirdim de buradaki Kc'ye 1 bölü 10 diyordum. Hatırladık değil mi? Harikasın. Ama bir de ne yapmış? Bunu arkadaşlar 2 ile çarpmış deme yani şunu 2 ile çarpmış. E şimdi bak 2 ile çarpılmış hali bak her birini ters çevirip 2 ile çarpmış. 2 dedik arkadaşlar 1 bölü 2 de burada ne yapmış? 2 ile çarpınca 1 oksijen olmuş. Anladın değil mi? E ben şimdi hangi sayıyla çarparsam Kc'nin de karesini almıyor muydum? E o zaman burada karesini aldım. Buradan ne gelir? 1 bölü 100 gelir. A seçeneği derim. Doğru seçeneğim ve çözmeye devam edeceğimi sizlere söyleyerekten arkadaşlar bu videonun da ufaktan sonuna gelmek istiyorum. Bir deneyeceğim bakalım izlenmeler nasıl gidiyor sizlerden nasıl tepkiler geliyor yorumlar kısmında belirtin ama bak abone olmadan kanalı izleyen arkadaşlarımız varsa abone olun arkadaşlar büyük emek veriyoruz sizler için daha büyük de vereceğiz inşallah daha çok emek vereceğiz daha büyük planlarımız var sizlere bunları paylaşacağız. Celal hocanıza destek olursanız hem kimya kısmında sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Hem de arkadaşlar böyle beraber hedeflerimize ulaşırız. O zaman dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.